Bundan böyle ikinci el elektrikli veya elektronik eşya ithal edilebilecek bu izin çıktı. Şimdi ayrıntılara bakalım. Atık olmadığı kanıtlanan cihazların ithalatı için Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekli. Resmi gazetede yayımlanan atık yönetimi yönetmeliğine göre üreticilere de yükümlülükler getirildi. Bazı yükümlülükler getirildi. Elektronik ve elektrikli eşya üreticileri eskiyen ürünleri geri almak için yılda bir kez kampanya düzenleyecek. İkinci el elektrikli ve elektronik eşya ithal edilebilecek. Üreticiler eskiyen cihazları geri almak için yılda bir kez kampanya düzenleyecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın atık elektrikli ve elektronik eşyalara ilişkin yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte kullanılmış ya da yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının önü açıldı. Ancak ithal edilecek cihazın atık olmadığının kanıtlanması ve yeniden kullanılabilir olduğunun sözleşmede belirtilmesi gerekli. Yönetmeliğe göre ithalat iznini Ticaret Bakanlığı verecek. Yenilenmiş bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler, ev aletleri, tıbbi cihazlar, oyuncaklar, aydınlatma, eğlence ve spor ekipmanları ithal edilebilecek. Büyük ve sabit sanayi aletleri ise bu kapsamda olmayacak. Üreticilere de atık cihazları geri almak için kampanya zorunluluğu getirildi. Artık üreticiler yılda en az bir kez evde kullanılan eşyaların geri alımına yönelik kampanya düzenleyecek. Geri dönüşüm ve geri kazanımı kolaylaştıracak malzemelerin kullanımına yönelik bir düzenleme de yapıldı. Elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı atık hale geldikten sonra kolayca ayrıştırılabilecek şekilde yapılacak. Üretimde geri dönüşümü kolaylaştırıcı malzemeler kullanılacak.